Çin kaynaklarına göre başlarda Gauche ve ardından Töles boyları arasında görünmekte olduğu ve 603 yılından itibaren Göktürklere karşı isyan ettiği bildirilmektedir. Türk kaynaklarında ilk kez Orhun yazıtlarında 717 yılındaki isyanları sebebiyle anılmışlardır. Göktürk ve 2. Göktürk devletlerini kurmuşlardır. Uygur adı Uy, Müttefik Akraba, Gur olduğu anlaşılmıştır. Nitekim 10 Uygur sözünün 10 müttefik demek olduğu bilinmektedir. Bu program Uygurlar, Kırgızlar, Türgişler, Töleşler ve Oğuzlar anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra Uygur Türkleri tarih sahnesine nasıl çıkmışlardır ve Türk tarihindeki rolleri nedir? Çok eski bir Türk boyu olan Kırgızlar hakkında ne gibi malumatlar bulunmaktadır? Türgişlerin Türkistan'daki büyük değişimlerdeki etkileri nedir? Töles boylarının Türk tarihindeki rolleri nedir? Karlukların ve Anadolu Türklüğünün esasını oluşturan Oğuzların tarihi seyri nasıl gelişmiştir? Sorularına cevap bulabileceksiniz. Uygurlar 1. Göktürk Kağanlığı devrinde bütün Türkistan sahasında Töleslerden bir boy olarak Selenge Irmağı etrafında yaşıyorlardı. 10 Uygur ittifakını kuran Uygurlar Göktürk Kağanlığını yıkarak 745'te Ötüken'de Kağanlık kurdular. Uygur Kağanlığının merkezi Orhun kıyısındaki Ordu Balık idi. Kutlu Bilge Kağan Uygurların kurucularıydı. Kağanlığın sınırları Yenisey kaynakları, Çutalas havalisi, İç Asya ve Kerülen'e kadar yayıldı. 751 yılındaki Talas Savaşı'nda Çinliler yenildiler ve geri çekildiler. Bu arada Çin içerisindeki karışıklıklarda Çinlilere yardım eden Uygurlar Çin üzerindeki nüfuzlarını artırdılar. Bögük Kağan devrinde Uygurlar arasında manicilik yayılmaya başladı. Kırgızlar 840 yılında ordu balığı ele geçirdiler ve Uygur Kağanlığını yıktılar. Uygurlar dağıldıktan sonra yurtlarını terk edip Karluk memleketine, Gansu'ya ve Doğu Türkistan'a göçtüler. Bir kısım Uygur, Gansu bölgesinde, bir kısımsa Doğu Türkistan'da devlet kurdular. Uygurların kitleler halinde 847 yılında yerleşmelerinden önce Gansu havalisine epey Uygur yaşıyordu. Buranın yeni sakinleri artık Çin'le ticaret ve imparatorluktan kız alma usulüyle siyasi evlilikler yaparak durumlarını düzelttiler. 10. yüzyılın başlarında Çin'de Tang sülalesinin sonu gelmek üzereydi. Bunun üzerine Gans Uygurları bağlı oldukları Dunhuang merkezli Çin askeri bölgesiyle bağlarını kestiler. Yine 905 yılında bölgede bir devlet kuran isyancı bir Çin generalin taziklerine karşı Tegin adlı komutanın evrindeki Uygur ordusu 911 yılında Dunhuang'ı kuşatıp generali yendi. Bundan sonra bölgedeki Uygurlar müstekil oldular. Gansu Uygurları büyük bir güç oluşturamadılar. Bu yüzden olsa gerek kaynaklarda pek yer almadılar. Uygur Devleti'nin yıkılmasının ardından İç Asya'ya doğru giden Uygurların başında Vuju Tecin kardeşi Eniyan Tecin vardı. Batıya giden bir Uygur kolu Tanrı Dağları, Beş Balık, Turfan taraflarına yerleşerek 856 yılında Mengli'yi Kağan seçtiler. Çin, Beş Balık, Turfan gibi yerlerdeki valilerinin Uygurlar tarafından ortadan kaldırılmasına ve Uygurların Kumula kadar uzanmasına ses çıkarmıyordu. Böylece Doğu Türkistan'da ticaret yolları üzerinde zenginleşerek gittikçe güçlenen Uygurlar aynı zamanda maniciliği de yayıyorlardı. Gans Uygurlarının 911'de Dunhuang'da devlet kuran Çinli isyancı generali ortadan kaldırmalarıyla Doğu Türkistan Uygurları da Çin ile olan siyasi bağlarını kopardılar. Milattan önceki devirlerden beri Çin kaynaklarında geçen Kırgız adının Kırk ız yani Kırk boy veya Kırk kız yani Kırk kız manasına geldiği söylenmektedir. Kırgızlar, Göktürkler devri Çin kaynaklarında kızıl saçlı ve mavi gözlü olarak tasvir edilmektedir. Milattan önceki devirlerden beri var olan Kırgızların esasen bugünkü Abakan, Minusin, Sayan taraflarında yayıldıkları bilinmektedir. Bunların bir kısmı batıya giden Zizi Yabgu ile beraber M.Ö. 1. yüzyılda İstik Göl ve Tanrı Dağları taraflarına göçtüler. Milattan sonra 90'lı yılların başlarında Çinlilerle bir olup kuzeydeki Hunlara hücum ettiler ve sonra Talas taraflarına gelerek Pamir'deki Vusunları yerlerinden ettiler. Kırgızlar tabgaçlarla yakın münasebetler kurdular ve yine Ruan Ruanlara bağlandılar. 560'a doğru Muan zamanında Göktürklere Kağanlığa bağlandılar. Fetret devrinde isyan eden Kırgızlar 2. Göktürk Kağanlığı kurulduktan sonra tekrar itaat altına alındılar. 840 yılında ordu balığı ele geçiren Kırgızlar kendi Kağanlıklarını kurdular. 1207 yılından sonra ise Moğollara bağlandılar. Batı Göktürklerin veya Onok Birliği'nin doğulu boyuna bağlı bir kol olan Turgiçler, Göktürklerin Fetret Devri'nde bütün Onok topraklarını ele geçirdiler. İkinci Göktürk Devri'nin başlarındaysa tekrar Göktürklere bağlandılar. 717 yılında başa geçen ve Talas'ın kuzeybatısındaki Balasagun şehrini merkez yapan Sulu, batıdan gelen Arap akınlarına karşı durarak, Maverün Nehri'deki Türklerin tutunmalarını sağladı. Arap ordularının Türkistan sahasındaki ilerlemelerinde en büyük engel Türgiş ordularıydı. Türgiş orduları karşısında yenilen Araplar 724'te Semerkant'a çekildiler. Bir müddet sonra Türkistan halkı Türgişlere kurtarıcı gözüyle bakmaya başladı. Bununla beraber Türgişler iyice zayıfladılar ve yerlerini Karluklara bıraktılar. Hunların bakiyeleri olarak zikredilen Tölesler, bütün Türkistan sahasında yayılan kalabalık Türk boyları ve topluluklarıdır. Hun, siyasi ittifakından arda kalan bu boyların hepsinin tamamen Türk olmadıkları bilinse de, din, adet ve hayat tarzı bakımından Göktürklerle aynı oldukları, hiç olmazsa onlara benzedikleri söylenmektedir. Tölesler, 4. 5. yüzyıllara dair Çin kaynaklarında Guayche yani yüksek arabalı adıyla kaydedilmekte ve onların diğer Türkler gibi kurt atadan türediklerine inanılmaktadır. Göktürkler devrinde Tölesler Türkistan sahasında Tarduşlar, Uygurlar, Onoklar, Karluklar, Türgişler, Oğuzlar, Avarlar, Hazarlar, Ogurlar, Peçenekler, Kuman Kıpçaklar, Kırgızlar, Basmiller, kıtanlar gibi adlarıyla yayılmışlardı. Bütün bu boylar zaman zaman yer değiştiriyorlar, çözülüyorlar ve yeni birlikler meydana getiriyorlardı. <laughs> Göktürk hakimiyetinin Hazara ve Maverin e genişlemesinde rolleri olan Karluklar, 630-680 yıllarında kendi başlarına hareket ettiler ve zaman zaman Çin'e hücum ettiler. Karluklar 751 yılındaki Talas Savaşı'nda Arapların tarafına geçtiler ve Çinlilerin mağlup edilmesini sağladılar. Karluklar İslamiyeti ilk kabul eden Türk kütlesi olan ve Türk İslam tarihinde mühim bir yer tutan Karahanlı devletini kurdular. 6. yüzyıldan itibaren Göktürk Kağanlığı çatısı altında toplanan boylardan bir kısmı Fetret devrinde kendi aralarında toplanarak Doğuz Oğuz Kağanlığı'nı kurdular. Uygur Kağanlığı kurulduktan sonra Bayan Çortegin iken 9 Oğuzları topladı fakat 8 Oğuz Birliği'ni meydana getiren boylarla savaştı. Bayan Çor Kağan olduktan sonra ise 30 Tatarlarla İttifak eden Oğuzları Burgu'da ve Selenge kıyısında mağlup etti. Bunun üzerine Oğuzlar Selenge'yi geçerek çekildiler. Bu hadiseden Oğuzlar batıya göç ettiler. 9. yüzyılın ikinci çeyreğinde Seyhun boylarında görülen Oğuzlar, 10. yüzyılın ilk yarısında kışlık merkezi yeni kent olan bir devlet kurdular. Bu Oğuzlar Türk adı yanında yine siyasi bir adlandırma olarak Türkmen adını da taşıyorlardı. Programa Uygurların ilk olarak hangi kaynaklarda görüldüğüne değinerek başladık. Buna göre yerleşim yerleriyle ilgili ilk bilgilere Çin kaynaklarından ulaşılırken, Türk kaynaklarında ilk kez Orhun yazıtlarında 717 yılındaki isyanları sebebiyle anılmışlardı. Programın devamında Uygurların tarihleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere değinmeye çalıştık. Daha sonra sırasıyla Kırgızlar, Türgişler, Töleşler, Karluklar ve bugünkü Türkmenlerin ataları olduğu düşünülen Oğuzlarla ilgili bilgiler aktarmaya çalıştık. Bu programda Uygur Türklerinin tarih sahnesine nasıl çıktıkları ve Türk tarihindeki rolleri nelerdir? çok eski bir Türk boyu olan Kırgızlar hakkında ne gibi malumatlar bulunmaktadır? Türk işlerin Türkistan'daki büyük değişimlerdeki etkileri nedir? Töles boylarının Türk tarihindeki rolleri nedir? Karlukların ve Anadolu Türklüğünün esasını oluşturan Oğuzların tarihi seyri nasıl gelişmiştir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Orta Asya Türk Tarihi ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.